karantina günleri projesi. Halit robot yapıyor. İlk ana gövdenin baskısı başlıyor. Asıl merkezden olan bacağın gövdeye bağlandığı yerden ilk sinize koordinatlarıyla uzaklık veriyorum ayağın olduğu yere. İlk aşamada merkezden bağlantı noktasından bacağın uzaklığına ben buradan işte 10 santim dersem bu 10 santim yukarı gitmesi için bağlantı noktasına bu iki motoru, servo motoru kadar açıya geçirmem gerekiyor. Buradaki ayağı bağlantı noktasından geriye veya ileriye götürmek istediğim zaman servo motorların açısını değişecek. Ben burada bunu değiştirdiğim zaman servo motorların açılarını ayarlıyorum. Kenarlara götürdüğüm zaman buradaki açılar nasıl değişecek? Bunların hepsinin hesabını kendisi yapıyor. Bana neden bu gerekiyor? Çünkü ben esas adımları atarken veya bu gövdeyi oynatırken gövdenin her bir kenarını bu şekilde hesaplıyorum. Gövdeyi ileri geri oynatmak istediğim zaman, sağ sol oynatmak istediğim zaman bacaklar yine bağlantı noktalarından ne kadar uzak olacak diye başka bir hesap yapıyorum. Adım atmada da şöyle oluyor. Ben bir en başta adımın başlayacağı yerden, adımın biteceği yerden bir parabol çiziyorum buna göre. Şöyle bir şeyler. Ve bu adımı buradaki parabolün üzerinden tekrarlarken X, Y, Z koordinatlarında tekrardan 3 boyutlu olarak buradaki parabolün üzerinden geçiyor ayağın ucu. Parabolü renklemini takip ediyor ayağın ucu. Ta ki en sona ulaşana kadar. Biraz nereden baktığını bağlı. Hani ayağı hareket ettirmek istersen tek ayağı hareket ettirirsen ayak hareket eder. Ayakları hareket ettirirsen gövde hareket eder. Biraz işin nasıl kullandığınla alakalı. Aslında ayak tek tek her X koordinatı üzerinde santim santim bir buraya gidiyor, bir buraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Sonra ulaşıyor. Bu diğerleri böyle yapıyor. Bu biraz geri gidiyor aynı şekilde. Kendisini geri çekiyor. Parabolü tekrar takip ediyor. Tekrar geri çekiliyor. Takip ediyor. Şu anda durur pozisyonda esasında buradaki bağlantı noktasında paralel. Ama bu şu anki kullandığım yazılım servoların konumlarına elbile değil. Ben bunu mesela biraz geri gidip götürmek istesem. Biraz şöyle. Yana doğru. Yani köpeğimiz bacağını oynatmaya başladı diyebiliriz. Raspberry ile kontrol ediyorum. Üzerinde shield var. O 16 tane servo aynı anda kontrol edebilmemi sağ. Modem üzerinden SSH protokolüyle CMD üzerinden terminaline ulaşabiliyorum. Hızlı ve tempolu bir şekilde projemiz devam ediyor. Köpeğimiz yavaş yavaş oluşuyor.